Nasıl çekeceğiz? Babam İslami davaya hizmet etmenin doğal sonucu olan hicret ve zindandan dolayı çok fazla tanıma imkanımız olmadı. Ancak onun ışığını, enerjisini, eserlerini sanki onunla berabermiş gibi yaşadı, gördük. Onun kişisel hayatından çok biz dava hayatını tanıdık. Onu daha çok dava arkadaşların dilinden öğrendik. Onlardan sorarak öğrendik. Babam onun kişisel özelliklerini tam olarak anlatamıyorum, ancak dava arkadaşlarının bize anlattıklarından, o zindanda biz, onun yanına gittiğimizde bize yaptığı nasihatlerden tanıyoruz. Onun özellikle bize nasihatleri çoktur, fakat iki tanesi çok önemlidir. Birincisi ilimdir. Bizlere ilmi tavsiye ediyordum. O ilimle amel etmeyi ve az konuşmayı, o ilmin münakaşasını değil, fiiliyatını, yaşamayı tavsiye ediyordum. İhtilafa neden olacak ilimden uzak durmamızı tavsiye ediyordum. Diyebilirim ki bizim ilim yolunda, Kur'an'dan, İslam'dan bir harf öğrenmemiz onun için dünya ve içindekilerin daha kıymetliydi. Ben küçüktüm, Kur'an'ı hatmetmiştim, bitirmiştim. Bunu ona haber verdiğimde bana demişti ki, bana bütün dünya ve içindekilerini verselerdi bu kadar sevinmezdim. Bir diğeri de onun ahlakında, nefsinde bütünleştirdiği bir nasihati bu. Onun zaten en çok öne çıkan, belirgin olan özelliği oydu. Bize İslam'a ve Müslümanlara hizmetkar olmamızı ve bu hizmetten de hiç taviz vermemizi istiyordum. Sırf Allah rızası için karşısındaki kim olursa olsun hizmet etmeyi, İslam'a, Müslümanlara, İslami dava adabı ve ahlakı içerisinde hizmet etmeyi bize tavsiye ediyordum. Bu en başta nefsimizi enaniyetten, kibirden ve gururdan koruyacağını, uzaklaştıracağını tavsiye ediyordum. Babam cezaevine girmeden önce yaptığı hizmetler o zamanın gerektiği şekildeydi. Malını, canını feda etti. Uzun süreler eşinden, çocuklarından, annesinden babasından uzak kalıyordu. İslam'a ve Müslümanlara hizmet adına. Yeryüzünde İslam'ın hakim olması, insanlara İslam'ın davasına ulaşması, Kur'an'ın bir hükmünün yeryüzünde icra edilmesi, bu amaca yönelik nefsinden vazgeçip malını, canını ve sevdiklerini feda etme ve bunu da son nefese kadar sürdürme duasındaydı. Cezaevinden bize gönderdiği mektuplarda da bu unsur vardı. Biz onun hiç yavaşlarken, tökezlerken, sağa sola yaparken biz görmedik. Hep şu dua yapıyordu. Diyor ki Rabbim bizi son nefesimize kadar İslam'a ve Müslümanlara hizmetkar kılsın. Cezaevini medreseyi Yusufiye çevirdiğini biliyoruz. Ders verdi, okudu ve davet etti. Hicret hayatından da biz dostlarından öğrendiğimiz kadarıyla bereketli geçti. Yine aynı metotla, aynı istikamet üzere son nefesine kadar da elhamdülillah icra etti. Babamın beni en çok etkileyen yönü çok mütevazi oluşu, bir de dünyaya hiç ehemmiyet vermemesiydi. Karşısındaki hangi yaş ve seviyede olursa olsun onlarla çok güzel bir diyalog vardı. Onunla konuşanlar ondan çok kolay etkilenebiliyorlardı ve onu unutmuyorlardı. Dünyaya ehemmiyet vermeyişini de ben zaten örneklendirdim. Bizim ilim öğrenme yolunda, Kur'an'a ve İslam'a hizmet yolunda uygulayacağımız, çaba içerisinde olacağımız bir öğe için, bir unsur için biz eğer dünyanın tüm malını, mülkünü toplasaydık, mal makamını elde etseydik bu kadar sevilmezdi. Rabbim bizleri onun yoldan ayırmasın, onu da Firdevs cennetiyle mükafatlandırsın. Rahmetli Seyda ile ilgili pek anımız yoktur. O zamanın şartları ve o zamandaki mücadele nedeniyle Seyda ile ilgili anılarım herhalde bir elin beş parmağın fazlası değildir. Ancak Seyda'yı arkadaşlarından dinlediğim kadarıyla dikkatimi çeken bir husus var. Seyda'dan bahsedenler genelde onun bir iş yeri açmak isteyen veya işte moda giyinen veya bir yemeğe fazla özen gösteren normal bir insandan değil de her zaman ondan bahsedildiği zaman ya onun ihlasından, takvasından ve onun cihadından bahsederler. Sanırım Allah-u Teala bu davayı bizim gibilere hediye etti. Seyda gibilerini de davaya hediye etti. Rabbim şu an Seyda'nın dava arkadaşları, henüz hayatta olanlara salih ve uzun ömürler versin. Rahmet etmişlere, şehit olmuşları da Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Elbette bir evlat olarak Seyda'yı görmemenin ve Seyda'yı tanımamanın, onunla birlikte bir yemek yememek, bir çay içememenin verdiği hüzün her zaman kalbimizde olacaktır. Yalnız yaptığı şeyleri Allah rızası için yaptığını, ondan sonra ebedi ahirette bizim ve kendisinin daha güzel bir hayatta, cennette buluşmamız için bu şekilde mücadele ettiğini düşündüğümüzden ve inandığımızdan dolayı bir taraftan kalbimiz hüzünlenirken diğer taraftan da ümit doluyuz. İnşallah Seyda'yla birlikte tüm ailemizin fertleriyle beraber onun şefaatiyle cennette birlikte oluruz. Rabbim bizi cennette o ve dava arkadaşlarıyla birlikte haşreylesin inşallah. Emlisar tırba Seyda'yı Molla Muhammed Said Varol'un Kudayet Ala ve Gelek Brahma Hoşaki ve hakaza tamam şehidi İslami Gelek Rahma Hulvabki inşallah. Seyda Molla Said وارث پیغمبر بو علیه السلام به حقی سیده ملا سعید زلام دعوی بو سیده ملا سعید حیاتا کی کن درباس کر اما دوی حیاتا هانه که دا گلک تشتی به قیمت بجی کرن حیاتا سیده به تحصیل علمی به عمل کرنا به علمی و به جهاد به زندان به مهاجرت درباس بو اوانا که همی اخلاقی مزنانه تاریخی ده یعنی سیدا دوی عمری کنده والبونیه که نهشت تمام عمری خواه به عمل صالح در باز کر درد سیدا اسلام بو درد سیدا اصلاح انسانیتی بو درد سیدا براتیا مسلمانه بو درد سیدا عزتا اسلامی بو عزتا مسلمانه بو سیدا دوی اوغری ده عمری خو مشات و دوی اوغری ده روحی خو تسلیمی خدا کر خدای تعالی وی برحمه خوشاکی وک سیدا مشاندنا وی ریهانی که نبرحت یا جهه سیدا تجی کرنا وینا که امتزانو کو نرحتا لمهیوید کن خوش خدا خدای تعالی ایو کی سیدا سری مکیم نکی و دوی ریاه نکی دوی خدمتها نکی دم حمیا سفر بر بکی انشالله مجب اخلاقی خودی اخلاق بکی بحیات ویناکی خودی حیات بکی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Saide Molla Said'in vefatı üzerine yaklaşık 2 sene geçti. Biz bunu elimizden gelinceye kadar böyle bazı meziyetlerini, vasıflarını anlatmaya çalışacağız. Kendisi genç yaşta İslam'a adamış. Hayatı tebliğle, İslam mücadeleyle geçmiş. Özellikle gençlerin ihyası için, hidayeti için elinden ne gelse yapmış bir şahsiyete sahiptir. Onu tanıdığımız kadar gerçekten yani Kur'an'ı bir ahlaka sahipti. Sünneti titizlikle uygulardı. Hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Hatta ben 30 küsur yıldır onu tanıyordum yani. Ben onun hiç kimsenin kalbini kırdığını görmedim. Hatta duymadım bile. Büyük ve engin bir kültüre, bilgiye sahipti. İslam'ın hemen siyer olsun, tefsir olsun, tarih olsun, siyasi, teşkilati bütün konularda kendini mükemmel bir şekilde geliştirmişti. Bir de Allah Teala ona vermiş olduğu böyle bir feraset vardı, siyasi feraset vardı. Olayları böyle hızlı kavrardı ve çok hızlı ve isabetli kararlar verirdi. İslam'ı uygulardı, uygulamaya dikkat ederdi. Yani bu teoriden çok pratiğe önem verirdi. Yani mesela örnek olarak bir örnek vermek istiyorum. Bizim bir arkadaşımız evleniyordu. O arkadaşımız o kadar fakirdi ki yani eşine bir yüzük bile alacak parası yoktu. O Seyda şey yaptı yani mesela eşine haber gönderdi, kendi nişan yüzüğünü onda aldırdı, geline taktı, arkadaşımızı o şekilde evlendirdi. Başka şeyler de vardı, merhametli gençlere karşı, arkadaşlarına karşı böyle engin, sonsuz bir merhameti vardı. Gerçekten de örnek bir insandı, örnek bir şahsiyetti. Gençlerin özellikle irşadı için elinde gelen şeyi yapıyordu. Mesela neredeyse evinde oturmuyordu, sokak sokak hatta ev dolaşıyordu, gençlerle uğraşıyordu. Onların işte ihyası için, hidayeti için elinde gelince yapıyordu. Yani bu şeydi yani. Bu mücadele alanı buydu yani. Başka bir şey değildi. Seydan'ın vefatı gerçekten İslami camia için büyük bir kayıptır. Yeri böyle kolay kolay doldurulamaz. Yani o genç yaşta o kültür, o bilgi yani o şahsiyet bir örnek bir şahsiyetti. Gerçekten kaybı hepimizi üzüntüye boğdu. Allah'tan dileğimiz onu böyle Firdevs cennetlerine koymasıdır. Başka diyeceğimiz bir şey yoktur. Allah'ın takdiridir, ecel de Allah'ın elindedir yani. Said abi aslında anlatılacak çok yönleri var. Anlatılması gereken çok yönleri var. Örnek alınması gereken çok yönü var ama belki zamanın kısıtlığından dolayı ben sadece böyle bir konuya değinmek istiyorum. Said abiyle 90'lardan beri bir tanışıklığımız var. O da davamıza bir lütuf olan bir kardeşimizdi. Tanıştık 90'lardan beri. Derdi, amacı, gayesi yani diğer ya işte hayat, namazım, hayatım, ibadetim, ölüm, alemlerin Rabbi olan Allah için. Gerçekten bunun da yani tüm derdi davasıydı. Yoksa zeki bir kardeşimiz yani isteseydi zaten alimdi. İsteseydi belki o zamanın en iyi diyaneti makama da gelirdi. Belki okullarda en iyi yere de gelirdi. Okul zekiydi. Ama kendisi kalktı dünyavi şeyleri değil de Allah-u Teala rızasına talip oldu. Davasına talip oldu. Yani bütün ne diyeyim gecesini gündüzü davasına verdi. Gençlik yıllarını medrese yıllarını sürekli bir ilerliği kazanma, Allah-u Teala rızasını kazanma, dinini hakim kılma. Ben buna inanıyorum ki her dönemin Bedir aslanları var. O da o Bedir aslanlarından biriydi. Biz sahabe hayatı okuyoruz. Bu sahabe de anlatın sahabe hayatıdır. Ama gerçekten de sahabe hayatı yaşadılar. Yani Rabbimizin lütfuydu. Yani cesaretiyle desen, cömertliğiyle desen, ilmiyle desen, davaya olan sadakatiyle desen. Yani diyorum ya, anlatırsam bir sürü anlatılacak yön var. Yani o kadar davalarına sadık değiller ki gecesi, gündüzü, bütün endişeleri dava. O dönem farklı bir ve bütün bu zor şartlara rağmen kalktı, bunu omuzladı, İslam davasını omuzladı. O hastalığına rağmen, o sıkıntıya rağmen ki yakalanmadan önce bir sürü işkenceden geçti. İslami davadan dolayı yakalandı ve bir sürü işkencelerden geçti. Buna rağmen kalktı, gecesini, gündüzünü yine cezaevinde ilimle, alim yetiştirmeyle geçti. Yani bir gün bir arkadaşının kalbini kırdığını görmedi. Bir gün bir arkadaş tartışını görmedi. O kadar arkadaşlarıyla iyi geçiniyordu ki cezaevi arkadaşı. Arkadaşlar dahi onun odasında kalmak için gerçekten can atadı. Ben işte Said abim, Said hocamın odasına gideyim ki hizmet oda amaçlı, hizmet edeyim. Çünkü gece gündüz kendisi ders vermekle meşguldü. Yani hicrette de, işkencede de, cezaevinde de ve cezaevi sonrasında da yine bir hicret dönemi tekrar yaşadı. Hepsinde sıkıntılar ve hepsinde elhamdülillah davasını ön planda tutarak gitti. Yani Bediüzzaman bölgemizin Şeyh Said ve belki Şeyh Said'den sonra alim ve mücahit bir abimizi göreceksek, örnek alınacaksa örnek alınacak şahsiyetlerden biriydi. Tek derdi davasıydı yani. Başka da bir derdi yoktu.